O elleri ciddiye alıyorum ben. 20-30'da şu an kayıt alınıyor zaten. Şu an bütün işlemler de yapılıyor. Tamam mı? 20-30 sen bugün hesap açacaksın. 20-30'da tweet atacaksın. Ve yarım saat içerisinde bu tweet yüz binlerce kişiye ulaşacak. O montaj attığın tweet yüz binlerce kişiye ulaşacak. O illegal bahis sitesinin reklamını yapan o adi adamlarla da, ahlaksız adamlarla da uğraşacağız. Bu çetenin arkasında kim varsa o maşayı tutan ellerin hepsiyle de uğraşacağız. Biz bu yola Allah'ın izniyle Allah'tan başka kimseden korkmayarak başladık. Bizim 22 yıllık aile şirketimiz var. Benim bindiğim arabayı ben 2016 yılında aldım. Sosyal medyaya 2016 yılında girdim ben. Benim oturduğum evi 2014 yılında aldım. Bunların hepsi ispatlı. Hepsinin ruhsatı var. Benim yazdığım 2007 yılındadır. Tamam mı? Kahpelik yapıyorsanız adam gibi karşıma çıkacaksınız. İspatlaması çok kolay. Türkçe olarak. Ya böyle bir saçmalık olabilir. Yarına kadar bak Ahmet Ercanlar dediniz. Ahmet Ercanlara bütün belgeleri vereceğiz dediniz. Aklın sıra o yarım aklınızla sana demiyorum. Sen bir zaten maşasın. Yarım aklınızla yarına kadar zaman kazanacağınızı zannettiniz. Bak Hodri meydan dedik. Gel görüntülü ispatla bunu dedik. Sen sesli açtın buraya da geldik. Bak konuşamıyorsun. Konuş. İddia ettiğin her şeyi ispatla Hodri meydan diyoruz. Niye konuşmuyorsun? Ne oldu? Bir dekontu yayınlayamıyor musun? Bir dekontu. Aç paylaş şimdi dekontu. O dekontu paylaş. Çok basit. O montaj yaptığın ahlaksızlar. O montaj yaptığınız o DM görüşmeleriymiş gibi gösterdiğiniz ahlaksızlar. Bunun patlamayacağını mı zannettiniz? Sanki bizim başka kirli işlerimiz varmış da. Bizim kirli işlerimiz var. Kirli ulan daha geçen Sergen Hoca ile görüşmeye gittim. Bir de iddia ettikleri şeye bak ya. Neymiş yönetimin 200 bin eurosu varmış da bana vermiş de. Ben de dağıtıyormuşum da bilmem bir şeymiş de. Sergen Hoca'ya bak şahitler var. Sergen Hoca'nın yanına gittikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi gördüm. Onunla konuşmamızı anlattım. Yanımızda şahitler var. Bana kızgın. İşte eleştirdiğimiz videoları gönderebilmem. Daha bir hafta 10 gün olmuş. 10 gün. Bu yönetim mi bana 200 bin euro verecekmiş? Şampiyonluk kutlamalarına gitmemi istemeyen bu yönetim mi bana bu parayı verecekmiş? Bırak yönetimi, şu dünyada bir Allah'ın kulu acaba Bülent Uslu'ya bırak para vermeyi teklif edebilecek yüreği var mı yüreği? Teklif edecek. Bak ben şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bir insanın madem bu kadar kişi de buraya kadar geldi. Allah'a şükürler olsun. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Şunu söyleyeyim. Bir insan eğer bindiği arabadan memnunsa, mutlu ise. Bir insan oturduğu evden memnunsa ve mutlu ise. Bir insan parasıyla istediğini yiyip içebiliyorsa ve sağlıklıysa. Dünyanın en zengin insanıdır. Ve elhamdülillah ben bunların hepsine sahibim kardeşim. 41 yaşındayım. Tamam mı? Hepsine sahibim çok, çok şükür. Ben bu işe 2016'da Temmuz 15 Temmuz olaylarından sonra sosyal medyaya ne oluyor ne bitiyor diye girdim. Beşiktaş'la tanıştım. Hasbelkader bir taraftar olarak Beşiktaş taraftarı olarak buralara kadar gelmişiz. Ama siz senin arkandaki o çete, o kirli eller, o kumpasçılar, tamam mı? Sizler sanıyorsunuz ki bu adam birilerinin güdümüyle çalışıyor. Birilerinin güdümü. Bak benim 3 tane evladım var. Ben belki de yarın vurulma ihtimaliyle, bıçaklanma ihtimaliyle veyahut da önümün kesilme ihtimaliyle yaşıyorum. Bunu da ilk defa söyleyeyim burada. Ama ben gittiğim her yere de alnım dik bir biçimde gidiyorum.
Hiç kimseden de çekincem yok. Çünkü Allah var, Allah bana yeter. Çok şükür herkes ölecek, herkes hesabını verecek. Biz elhamdülillah buna inanıyoruz. Siz kaç gün yaşayacaksınız, biz kaç gün yaşayacağız, bunun önemi yok. İster bir gün yaşarsın, istersen 50 yıl daha yaşarsın. Ama bir gün herkes ölecek ve hesabını verecek. Biz bu duygularla yaşıyoruz. Allah'ın izniyle. O seni tutan eller var ya, senin gibi maşayı tutan eller. Zannettiler ki Bülent Uslu'nun kirli işleri var. Biz böyle bir zarf atalım. Ama bak biz buradayız. Senin gökün çıkmıyor, gökün. Hadi konuş. 20-30'dan beri binlerce alıntı ve RT yapılan tweet, daha bugün açtığın hesabında 200 bin küsür görüntülenmeye ulaştın. Bu iftirayı attın. Ha bak şunu da söyleyeyim. Bunu sen yaptın. Seni kullandılar. Hepsini pazartesi günü mahkemeye vereceğiz. Siz zannettiniz ki mahkemede ispatlayana kadar Bülent Uslu zaten, tamam mı, kaçacak. İspatlayana kadar biz bunu ona zaten yapıştırırız. Bu algıya inanan inanır. Ama bugün şunu da söyleyeyim. Bunu yayanlar da, alıntı yapanlar da, RT edenler de bunun doğru olduğuna. Ha şu an bahis RT'si mi yapıyorsun? Bir dakika, mesajlar geliyor bana. Şu anda bu arkadaş bahis RT'si mi atıyor arkadaşlar? Öyle öyle bahisçiymiş gibi, bilmem bir şeymiş gibi kendini kurtaramayacaksın bak. Onu söyleyeyim. Bir dakika. Şu şeyi bir kontrol edelim. Bu ahlaksız herifin hesabını. Bahis şeyi mi atıyor bakalım. Onu da görelim. Neredeymiş bakalım. Bir dakika. Evet. Evet, bahis RT'si atıyormuş arkadaşlar. Ama şimdi güzel. Ya şimdi bunlar çıkış yolunu hiç bu tuzaklara düşmüyoruz. Bak. Şimdi sen bunu şu anda şeye kaydırmaya çalışıyorlar. Bütün bu montaj işini işte attıkları iftiraları, işte bu adam bütün bu reklamı bahis RT'si yapmak için planladı şeklinde. Ben bunu yemiyorum kardeşim. Bunun arkasında ciddi bir operasyon var, organize var, çete var. Dün paylaştıklarımız ortada bizim. Dün ne dediğimiz ortada. Bütün paylaşımlarımız ortada. 24 saat geçtikten sonra neyle, sen öyle bahis sitelerinin reklamlarını RT ederek, ben bir kitle ulaştım, bahis sitesinden 300-500 lira para alacağım, benim amacım buydu diye kıvıracağını sanma. Senin karşında gerizekalı yok. Senin arkandaki, senin o maşa var ya maşa, o maşayı tutan ellerle bundan sonra işimiz. Tamam mı? Çok ağır bir işin altına girdiniz. Çok ağır. Senin gibi maşayı tutan ellerle bundan sonra işimiz. Hepinizle hesaplaşacağız. Ölümüne hesaplaşacağız hepinizle. Bu iftirayı atanların hepsiyle hesaplaşacağız. Arsız, ahlaksız.